Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz dostlarım. Bugün günlerden Klan başkenti Savaşları ve şöyle göstereyim hemen size arkadaşlar son durumu. Görmüş olduğunuz üzere ejderha kayalıklarımızı açtık arkadaşlar. Bunu açmakla kalmadık dostlarım. Şu anda golem ocağını açmak üzereyiz. Hemen gösterdim şuradan. yaklaşık 89 binada arttırdıktan sonra arkadaşlar golem ocağını basmak için belediye binamızı onaracağız. Ben de şu anda birkaç hesabına saldırım yapmadım ve saldırımı tamamlamak istiyorum sizlerle beraber. Aynı zamanda arkadaşlar birkaç kere biniciyi denedim ancak e, tam olarak strateji oturturdum sayılmaz. Sizlerle beraber biniciyi de deneyeceğiz. Pekka'yı açtım ama Pekka'dan da e, işin doğrusu arkadaşlar şöyle göstereyim pek verim alamadım işin doğrusu. Binici bence Pekka'dan daha çok işe yarıyor. Tabii ki bu şu demek olmuyor arkadaşlar. Devamlı biniciyle saldıracağız kesinlikle hayır. İlk önce köyümüzü gözlemliyoruz bizim için en doğru saldırı askerini seçiyoruz arkadaşlar. O yüzden kesinlikle tekrar söylüyorum gözlülük yapmadan saldırınızı yapmayın arkadaşlar. Şu anda Sercan 1. E, birinci listemizde. Sercan gerçekten 3. köyde muhteşem saldırılar başarıyor arkadaşlar. Geçen hafta da birincimiz yine o olmuştu. E, şöyle şu göstereyim 42 saldırı yapmış şu anda topa, totelle. Her şey yani gayet iyi gidiyor bizler için. Şu an hangi saldırının? Şöyle bir bakayım arkadaşlar sanırım ee, sanırım metam evet belediye binası 13 hesabındayım dostlarım şu anda eğer hazırsanız yavaştan saldırılarımıza başlayalım dostlarım zira diğer saldırı hesabından da saldırı yapacağım ve oradan da çok sıkı bir şekilde bağış yapmayı planlıyorum öncelikle %75'li bir yere saldıracağım arkadaşlar ee, şunu söyleyeyim Birinci olamayacağım çünkü bu hesaptan en azından %75'i alınmış ve bize bin küsürde civarında bir altın kalmış. Burayı üçleyeceğim. Çok kolay bir şekilde üçledim. Herhangi bir e, ve vesaire strateji ihtiyaç duyulmadığını düşünüyorum. Şöyle bastım gitti bakalım. Evet nereden girelim? Tabii ki buradan girelim arkadaşlar. Binicilerimi şu şekilde gönderiyorum hızlı bir şekilde oyuna girsinler. Orada biraz patlama hasarı alacağız. Bu arada şurada bir yıldırım kullanabilirim ben. Allah ne oluyor be? Binicilerim bayağı hasar almış. Şurada iyileştirme büyüsünü patlatacağım. Arkadaşlar normal biniciler gibi yani bir anda yok olabiliyorsunuz ama bir anda da müthiş hasar veriyor. Bunun bilincinde olarak saldırınızı yapın kesinlikle. Şimdi şuna da bastım. Diğer binicilerim de gönderdim. Çok rahat bir şekilde zaten 3 yıldızı alacağımız buradan belliydi. Ve güzel bir şekilde 3 yıldızımızı aldık. 8.900, 9.000 civarlarında falan bir altınımız var arkadaşlar şu anda. Şimdi güzel bir köye saldırma vakti. Şuraya hemen bir gözcülük yapalım canlarım. Bakalım buraya neyle bak en mantıklı. Şimdi şu bölgeye kadar açılmış. İşin doğrusu buraya havadan girmek daha mı mantıklı abi? Diye Bakıyorum şu anda. Oradaki roketleri hızlı bir şekilde balonlarla temizleriz gibime geliyor. Ama tek saldırıda üçlenir mi zor gibi de bilemedim. Vallahi bilemedim. Biniciyle mi saldırsam acaba? Yok ya binici bence daha mantıklı canlarım. Buraya biniciyle girirsem zaten hızlı bir şekilde roketlerin inebileceğini düşünüyorum ben. Ee, başka ne alayım? Duvar kırıcı mı alayım acaba? Şöyle tokmak alayım bence ya. İki tane de tokmak alayım arkadaşlar. Bir tane de şeyimiz arttı. Oraya da bir, iki tane barbar kombinleyelim. Bence gayet iyi oldu. Öfkem alsam iyileştirmemi bence iyileştirme binici için daha sağlıklı olsun. Çünkü bir anda dediğim gibi çok yüksek hasar alabiliyorlar. Şu an bir anda yok da olabiliriz, bir anda yok da edebiliriz onu söyleyeyim peşin peşin. Hemen şurada bir iyileştirme patlatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi roket inanılmaz muazzam hasar vuruyor arkadaşlar zaten. Şurada bir duvar kırıcı patlatacağım. Allah duvar kırıcının gittiği yere bak iyi mi? Evet binicilerim sağa sola dağıldı arkadaşlar şu anda. Bir duvar kırıcı da şuraya göndereyim. İki tane de barbarı hızlı bir şekilde oyuna dahil etmek istedim. Belediye binası indikten sonra ikinci saldırımız çok daha kolay olacaktır arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ilerleyen saldırılarda savunma binalarının seviyesi arttıkça saldırılar çok zorlaşıyor. Normal şartlarda belli e diğerlerinin seviyesi düşük olsaydı ben burayı tek tek üşlerdim ama şu an görmüş olduğunuz üzere çok zordu. E emin olun çoğu kişi bir sonraki saldırıda bile üşleyemez ama şu anda hava savunması fazla kalmadığı için ben hava saldırısı yapmayı planlıyorum canlarım. Hemen şuradan Bunları siliyorum. Bu arada arkadaşlar Yine hatırlatmayı unuttum ama muhtemelen siz unutmamışsınızdır ee, Bizi de sebeklemek için like atıp abone olursanız arkadaşlar çok çok sevinirim Güzel güzel yorumları yapmak da size kalmış Şuradan hemen balonlarımı seçtim Geriye kalanımı da minyonla kombinleyebilirim Şu an için her şey iyi görünüyor Öfke alacağım arkadaşlar iyileşme yerine bu arada Biraz hızlı girmek istiyorum Şimdi saldır dedim gitti Evet Allah Lan nereye girdik Ne oldu? Ben buraya mı saldırdım az önce? Vallahi kafam karıştı. Işte. Ee, sıkıntı yok. Tamam. Şuraya atıyorum bunu. Hemen bir öfke patlatayım. Balonlarımı serbest bir şekilde gönderdim arkadaşlar. Başka bir yerde var mı? Bir şey yok. Burayı hızlı bir şekilde üçleyeceğiz. Ben yanlış bir yere girdim galiba muhtemelen. Ee, i̇lginç oldu. Evet. Bu hesaptan bayağı bir düşük yüzde alacağız gibi görünüyor arkadaşlar ama diğer hesaptan canına okuyacağız. Buna eminim ben. O yüzden şu an e, arkadaşlarımızın üçleyemediği yerlere kısmen ben üçleyip üçleyip geçiyorum canlarım. Buradan bunu, gönderdim bakalım. Uçan kale miydi? Uçan kışla mıydı? Unuttum adını. Allah kahretmesin. Bunun adını kelebek koyak mı ya? Zaten bütün askerlere farklı isimlerle sesleniyorum. Buna da bu saatten sonra kelebek diyelim. Kelebek diyenler şöyle bir yoruma yazsın. Kelebek diye ağam yazsın. Bundan sonra bununla kelebek diyelim bence. Güzel. O bölgeyi temizledik. Arkadan destek için, yer açılması için arkadaşlar hızlı bir şekilde minyonumu gönderdim görmüş olduğunuz üzere. Oradaki toptur vesairedir daha hızlı bir şekilde alınacak. Şimdi balonları birazdan oyuna süreceğim. Ona fokuslansınlar güzel. Şurada bir öfke patlatabilirim arkadaşlar. Balonlar hızlı bir temizlik yapıyor. Evet müthiş bir iş yaptı. İki tane balonun orada bize kazandırdığı zamanı görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten balonları rahat bir şekilde kullanırsanız çok hızlı bir şekilde çare edebiliyorsunuz oyundan. O yüzden balon desteğini mutlaka göz ardı etmeyin canlarım. Minyonlar hala temizlik yapmaya devam ediyor ve o balonun bir tanesi hala ölmemiş derken. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamadığı için öldü o bölgede. Şuradan hemen bir balon takviyesi. Şuradan hemen bir balon takviyesi canlarım. Şu an müthiş gidiyor gerçekten. Oradaki hava savunması da indi. Hemen şuradan bir balon daha gönderelim. Malum oraya doğru dönmesin artık arkadaşlar. Orası temizlenmiş olsun. Harika. Şimdi şuradan bir balon daha gönderelim. Çok rahat ve çok profesyonel bir şekilde temizlediğimizi düşünüyorum burayı. Dediğim gibi ilk önce gözlülük yapacağız. Hangi orduyla savaşacağımıza biz karar vereceğiz. Burada Fagor'u ordu gibi biz şey yok arkadaşlar. O yüzden mutlaka gözlülük yapın. Bir de kurbanınız olayım arkadaşlar. Şu üçüncü köye önem verin. Bakın burası çok değerlenecek. Siz Mete kardeşinizi dinleyin. Ben boşa kürek çekmem kardeşim. Siz beni dinleyin. Şuraya önem verin. Özellikle düşük seviyedeki kalanlar hızlı ilerlemek istiyorlarsa arkadaşlar buraya önem verecekler. Bu arada gerçekten son derece egzotik bir köy buldum. Buraya en mantıklısı yine havadan girmek gibi görünüyor dostlarım ama şimdi buraya havadan girersek önümüzü açamayacağız. Öyle de bir negatif avantajımız var. Yine de havadan girmek istiyorum ben. Şimdi bir tane balon silip bir tane daha minyon almak istiyorum canlarım. Bir tane duvar kırıcı alacağım ki önüm biraz açılsın. Güzel. Şimdi bir tane minyon buradan bir tane minyon buradan attım. Hafif temizlik yapmalarını bekliyorum. Kesinlikle acele etmek gibi bir telaşa kapılmıyoruz. Olur mu? Buradan gönderiyorum şimdi oradaki tokma, mokma güzel güzel temizlesin arkadaşlar. Bu arada öfke yerine iyileştirme alsaydım keşke onu unuttum. Olsun sıkıntı yok. Ben yine de e, yeterince yüzde alacağımızı düşünüyorum buradan. İçeri doğru sokulursa eğer ki e, süper minyona dönmek istiyorum canlarım. Bu da bilginiz olsun. Ulan nereye gidiyorsun duvar kırıcı? Allah 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 Allah. Kır bari orayı kır bari. Evet son derece garip bir saldırı oluyor bizim için. Artık ben şurada öfkemi yapıştırmak zorundayım. Oradaki hava savunması vesaire insin. Abi şu roketten var ya nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden etmiyorum. Şurası temizlenmediği için önümüz açılmadı arkadaşlar. Bu büyük bir sıkıntı artık balonlarımı şu şekilde dağıtarak gönderebilirim. Çünkü yapabileceğim herhangi bir farklı bir strateji kalmadı. Bu arada ee, neydi? Kelebeğimizden çıkan iskeletler önümüzü açtı Allah'a şükür. Güzel bir şekilde önümüz açıldı şu an. Şimdi buradan girebilirim abi ben. Ana sol tarafta çok güzel açılmamış mı? Kafam karıştı. Nereden girsek acaba? Ulan şu belediye binasına hiç saldırmayı sevmiyorum. Var ya vallahi bak. Burası çok kalabalık arkadaşlar. Şu golem ocağı bir an önce açılmalı ki golemi almamız lazım. Yani donuz minici falan buna fayda etmiyor. Çünkü canı yüksek, hasar yüksek bir askeri ihtiyaç var. Tabii ki de o da golem arkadaşlar. Şimdi şuradan devam etsek aslında roketi çok hızlı bir şekilde indirebilirim. Şimdi soldan girsem XZ ile direktmen karşı karşıyayım. Bu benim için oldukça sıkıntılı. Çok kararsız kaldım. Sağ tarafı biraz daha minyonlar olmadı temizlesin canlarım. Sağ taraftan bir şekilde süzülmeye çalışalım. Normalde bu şekilde beklemeyi hiç sevmem ama stratejimiz için en uygun da o derken ilk sayı minyonumu gömdü. Gördü. <laughs> daha fazla beklemeye gerek yok arkadaşlar. Neyle saldıracağım? Çok kafam karıştı bak şimdi. Yine havadan gireceğim abi. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, bana şans dileyin minnoşlarım. Öfkeyi şu an kullanabilirim. Bu arada öfkeyi niye çıkartmadın diye tekrar tereddüt etmenize lüzum yok. Buradan Tekrardan gönderiyorum. Hem o öfkeden tesarruf etmek adına hem de oradaki hava savunması hızlı bir şekilde insin. Balonumun birini rokete saklamak istiyorum canlarım. Eminim çok daha e, iyi olacaktır. Şu anda gönderebilirim arkadaşlar. Hem öfkeden yararlanacağım. Allah balonun bir tanesinin gitmesi çok kötü oldu abi. Şurada bir öfke daha patlatalım. Şöyle bir balon daha gönderebilirim. Ortayı mükemmel bir şekilde açtık bu arada şu anda arkadaşlar. Gayet verim aldım ama minyonlarımı kullanmayı unutmuşum. Arka Müthiş. Evet şu an sövdüğünüzü kullan kulaklarında çınlıyor yani hissediyorum. Minyonlarım hafiften şuradan atayım. Şöyle biraz daha bekleyelim bakalım. Zaten fazla tutmayacağım. Az bir şey temizlik yapılsa bizim için yeterli. Abi şu an aslında tam süper büyücülük. Şuradan girsem X'i şey başımıza çok bela olur mu? Yok yok. Burada tam süper büyücülük aga. Topla mopla şöyle güzelce bir kombin yapayım arkadaşlar. Hem öfke hem iyileştirme. İkisi çat 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 acayip tokatlarız burayı. Umarım dilediğimiz gibi olur. Şöyle sal ana. saldırı hakkım bitmiş. <laughs> Aa, tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok bağışımızı yapalım. Yan köye geçelim. E, oradan güzel şeyleri basarız. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biz biliyorsunuz ki çok hızlı ilerliyorduk. Burada ancak bizim arkadaşlar e, işte süper minyondur vesaire vesaire basmak istediler. O yüzden biraz geride kaldık. Burada hızlı ilerlemek istiyorsanız düşük şeyleri basacaksınız arkadaşlar. Onu peşin peşin söyleyeyim. Aslında bizim de öyle yapmamız gerekiyordu. Yoksa emin olun çoktan golem ocağını açmıştık biz de dostlarım. Şuradan onar diyorum şunun. Burası artık şahlansın. Ayrıca burada yeni bir düzene gitmemiz gerekiyor dostlarım şu anda. Bunu da videodan sonra yavaş yavaş yapmayı planlıyorum. Şimdi şuradan balonu bassak 8K aynı. Ma, gayet mantıklı. Ba, e, balon diyorum mega şey. Neydi? Mayın. Evet. Mega bayınımıza bastık arkadaşlar. Artık bu hesapla işimiz kalmadı. Hemen yan hesaba geçeceğim. Oradan da sağlam saldırılar patlatalım. Keyfimiz yerine gelsin abi. Hemen geçiyorum dostlarım yani sabah. Evet. Vallahi ben bu klan başkent saldırılarına bayılıyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü e, uzun video çıkıyor. Hem sohbet ediyoruz hem saldırmak keyifli oluyor. O yüzden size uzun video istiyorsunuz sürekli malum. O yüzden bu saldırıları seviyorum arkadaşlar. O yönden sıkıntı yok. Biz ne dedik buraya? Kara saldırısı yapacağız dedik değil mi? Şöyle tekrar bir gözlem tamam. Evet ordumuz Sasper kadar hazır sayılır ancak biraz daha deve ihtiyacımız var gibi görünüyor. Şimdi. Büyücü bir daha. Dur ya. Dur 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 dur. Şuradan bir top arabası da alsam mükemmel olurdu. Mükemmel. Şöyle bir top arabası çekeyim. Aynen abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Şu an gayet iyiyiz. Evet. Son derece riskli. Ama o, bir o kadar da keyifli bir saldırı olacak bu saldırı bizim için arkadaşlar. Şuradan bunu atalım. Şuradan bir. Evet. Şu anda her şey gayet iyi yönü top arabamı hemen bıraktım. Büyücülerimi telaşlansınlar diye arkadan gönderiyorum da top arabamı da atmanın tam zamanı bu var kırıcı belediye binasının duvarını niye kırmadın? Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin olsun sıkıntı yok. Yine yeterince hasar verdik. Önümüz biraz daha açıldı ama çok daha iyi verim alabilirdik bence arkadaşlar. Top arabası sol tarafa kaydı. Tabi bina vardı. Oraya kayacak. Benim biraz birazdan. Süper büyücüler bir iki tane patlat be kuzum be. Oha vallahi patlatıyor. Bir daha patlat. Allah canını almasın. Şu X'lerinden var ya nefret ediyorum nefret. Tamam. Sıkıntı yok. Bir şimdiki saldırımıza bayağı verim alacağız gibi görünüyor ama yine tekte üçleyemeyebiliriz. İnşallah tekte üçleriz. Hadi bakalım. Bismillah. Şimdi. Aynı şekilde iyileştirmenin üstüne iyileştirme atarsanız burada mükemmel oluyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şöyle. Devlerimi şöyle dağınık göndereceğim abi. Şöyle büyücülerimi yine şu şekilde atıyorum. Şurada bir iyileştirme daha patlatıyorum abi. Evet XS'yi şöyle XS'yi çıksın arada. Aynen kuzum. Aynen canım. Aynen cicim. Şuradan bir top arabası canlarım. Abi şu an gayet iyi görünüyor. Yani görselle 3 geldi gibi. Ama belli de olmaz hani. Ee, belediye binası bir daha vurma be kuzum. Valla bak bize can çekiştiriyor ha durmadan. Şu an çok iyi ilerliyoruz ya. Bir top arabasını daha mı içeriden salsam diye düşünüyorum. Aynen. Salmam lazım arkadaşlar. Ordum içeride eriyebilir. Bunu göze alamam. Daha fazla riski. Sol tarafa keşke birkaç tane hasar verebilecek asker yönelseydi derken şu anda ordum sol tarafa dair kayıyor. Gördüğüm görüntü çok hoşuma gidiyor. Süper büyücüler önden gitmeyin bak. Bunlar çok delikanlı askerler arkadaşlar. Gerçekten süper büyücü tam bir delikanlı. Önden önden yardırıyor dev bomba. Dev bomba hayatımı kararttın dev bomba. Neyse sağdan bir tane büyücü yaşıyor abi. Şu an hayatta kalan ordum hantal ordu. Top arabası ve devler arkadaşlar. Süreden yemediğimiz takdirde 3 yıldız gelecektir diye temenni ediyorum. Ya yani istediği kadar gizli Tesla'dır cartları çırptın çıksın. Bu orduyu kimse tutamaz. Çünkü bir Allah Bombalara bak ne oluyor aga. Her yer tuzak. Bu oyunun bu şeyi var, cildesi var. Her yer tuzak arkadaşlar. Bence iyi bu arada. Biraz daha oyuna heyecan katıyor. O yüzden tuzaktan yana hiçbir sıkıntı yok. Zaten üçlüğümüz geldi. Bugün keyfimizi hiç kimse bozamaz. Buradan gerçekten güzel bir verim aldık arkadaşlar bu arada. Belediye, merkezi belediye binasının, başkent binasının özelliği bu. Bitişik düzenlerde süper gücü yok ediyor arkadaşlar. Çünkü bir koyuyor belediye binasına yanındaki savunmaları ve binaları çok yüksek hasar verebiliyor. Bu bizim için çok önemli. Önemli olan önleri devden, devleri önden gönderip kalkan görevini gönder, gö, göstermemiz. Bak konuşamadım yine. Az önce ya canlı yayından çıktım. Malum için saat boyunca hiç durmadan konuştum. Artık sesim falan da kısıldı. Ama sıkıntı yok. Çalışmaya devam. Asla pes etmek yok arkadaşlar. Sağdan soldan canlı yayınmış. Efendime söyleyeyim başka bir şeymiş. Hep yardırıyorum. Bir yerlere geleceğiz. Artık eminim yani. Buna çok eminim çünkü canlı yayınlarımızda artık aktif chatimiz var arkadaşlar. Eğlenceli ve güzel geçiyor. Mutlaka canlı yayınlarımıza gelin siz de bu arada. Gerçekten çok keyif alıyorum. Şimdi şöyle bakalım. İnşaat atölyesiyle başlayalım dilerseniz. Evet canlarım. Buraya hmm. Oradan hava savunmasını alsak. Aslında burası hava için çok müsait gibi be. Ne dersiniz? Bir tane iyileştirme patlatırım o bölgede. Şöyle seçiyorum. Balonlarımı alıyorum canlarım. Bir duvar kırıcı, bir minyon. Milyon daha aldım. Vallahi gayet güzel bir ordu. Evet saldır dedim gitti. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada direktmen kullansak mı? Bence kullanmayalım. Zaten malumunuz bayağı hasar yiyeceğiz o bölgede e, ee, iyileştirmeyi ne kadar saklarsam o kadar iyi gibi görünüyor şu an için. Biraz daha ilerleyelim. İyileştirmeyi o, o, şekilde kullanmak istiyorum canlarım. Evet iyileştirmeyi keşke kullansaydım. Şu an bir tık pişman oldum ama bayağı da verim aldık. Güzel. Şurada bir iyileştirmeyi patlatıyorum artık arkadaşlar. Şimdi bir tane hava savunması vuruyor bize. O hava savunmasını nasıl egal edebiliriz? Top arabasına balon attım. Şuraya da bir balon attıktan sonra bakın Şimdi iyileştirme büyüsü o orada spamlarken balonlarımız o bölgeyi yok ediyor arkadaşlar. Zaten bu şekilde verim alabilirsiniz. Yani bunu golem olarak, tank olarak görebilirsiniz. Bunu önden gönderin. Gerisi olur Şuradan minyon atayım o bölge güzelce açılsın ki ikinci saldırıda üçlüğümüzü yapıştıralım. Bu arada canımız hala artmaya devam ediyor. Gerçekten çok iyi şu an için. Ee, i̇kiye 2'ye daldı ordumuz. Şu bir balon daha kalsaydı var ya mükemmel bir atlayış olurdu bizim için inanın bak. Şuradan minyonlarımı oyuna dahil ettim arkadaşlar. O hava savunmasıyla yine... Abi bir şey kalmadı ya. Şuna bak. Yani şuraya emin olun tekrar saldırmak garip. Vallahi bak. Şuna bak. Her yer üçlendi neredeyse. Pek bir şey kalmadı. Vallahi güzel saldırı yaptık. Hakkımı yemeyin arkadaşlar. Bu saldırı çok güzeldi gerçekten de. Tam bir stratejiyi konuşturduk şu an için. Acaba başka köylere saldırıp rekor ben mi kırsam? Sercan'ın elinden ben mi alsam? Ne diyorsunuz? Bakayım şöyle kaçıncıdayız. Ee, ee, kaçıncıdayız be Göster artık Oğlum neredeyim Ah buradayım Üçüncü saldırıda buradayım arkadaşlar Görüyorsunuz altı saldırı yapanlarla Neredeyse aynı şeydeyim Aslında burada birincilik gelebilir ya Abi Sercan da çok yapıyor 15k ne gözünü seveyim Sercan ya Ben saldırıyorum hevesim kursağımda kaldı vallahi. Saldıracağım buraya üçleyeceğim Hadi bakalım Evet canlarım şimdi Şuradan devam ediyoruz temizlik yapmaya Şuradan bir hava savunması gönderelim. Şuradan minyon atalım canlarım. O hava savunması isim minyonlar da güzelce temizle destek atsın öyle değil mi? Keşke öfke atsaydım daha hızlı işlerdim ama sıkıntı yok. Evet oradaki hava savunması da hızlı bir şekilde indi dostlarım. Şuradan bir tomruk atalım bu arada. Lan tomruk nere gidiyorsun nereye? Allah seni kahretmeye sola gitsin diye attım. Tamam orada temizlendi orada temizlendi. Gel abi şuraya artık. Şuradan bir yıldırım patlatalım. Orada bayağı bir savunma var. Çünkü şöyle bir balon, şöyle bir balon, şöyle bir balon derken şuradan da minyonumu gönderme kararı aldım arkadaşlar. Şurada bir iyileştirme büyüsü patlatmak isteği duyduğu için de Gayet iyi gidiyoruz. 3 yıldız çok rahat, çok profesyonel bir şekilde geldi. Zaten ilk saldırımıza gerçekten çok iyiydik arkadaşlar. O yüzden ikinci saldırıda pek stratejiye ihtiyaç duymadım doğrusu. Evet güzel. Sağlam işledik be. Acaba rekor kırar mıyız? Ne diyorsunuz abi? Şöyle bir bakıyorum da bir şansımız da var gibi ha sanki. Sercan'ı yener miyiz acaba? Bir o kalaydık çok tatlı olurdu ama olsun sıkıntı yok. Şimdi bir hakkımız daha oldu galiba üşlediğimiz için ya. Aa, aa, yapmışız onu. Onu yapmışız. Rekor kırmak sıkıntı arkadaşlar. Şimdi yeni saldıracağımız köy şöyle bakıyorum. Hmm. Havadan girmek sıkıntı arkadaşlar. Karada oğlum adamların düzeni çok iyi lan. Vallahi. Arkadaşlar adamların hava, düzeni çok iyi. Size söyleyeyim. Buraya dev golem ordusu yapmam lazım. Dev golem ne be? Dev büyücü. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bayağı dev alalım. Top arabası alalım. Büyücüleri alalım. Evet. İki tane de binici alalım mı? Yok bir tane diyor. Yok değmez. Şöyle duvar kırıcıyla kombinleyelim biraz daha dev alalım ya bir tane daha duvar kırıcı aldım artık a dur 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 bir tane barbar alalım abi en mantıklısı yapıştır şu an için her şeyi bir tane dev buradan gönderiyorum bir top arabası bir büyücü gönderdiğim gitti şimdi ufak ufak temizleye temizleye gelsin onlar ee, biliyorsunuz büyücüler çok delikanlı askerler arkadaşlar hızlı bir şekilde öne geçmeye çalışıyor hemen bir dev takviyesi buradan yaptım bir dev takviyesi buradan yapıyorum bir top arabası da buradan gönderdim gitti efendim şu an için gayet iyi gidiyoruz şuradan <laughs> Afedersiniz bir duvar kırıcı gönderiyorum arkadaşlar. Güzel girdik içeri ama şurada e, Ordumun erimemesi adına Devlerimi gönderiyorum Duvar kırıcımı hemen tekrar arkadan atıyorum arkadaşlar. Ulan roket Vallahi başa belasına Var ya Büyücülerimize hemen tek atıyor hemen Aslında büyücüler roketle karşı tamamen anti arkadaşlar o yüzden e, Roketli düzenlerde Büyücülerden biraz kaçının derim ben size. Evet güzel. Rahat bir şekilde indirdik. Sıkıntı yok. Şuradan barbar bir roketten mi mı geliyorlar? Gölgesini gördüm. Vallahi geldi. Allah kahretmesin. Roketten nefret ediyorum. O da kesinlikle benden nefret ediyordur. Şuradan bir büyücü. Şuradan bir büyücü atalım. En azından bir tık daha hasar vururuz. Oradan büyücüye at yem attık ama zaten roket de diğer taraftan ona tek attı arkadaşlar. Şimdi hava savunması için biraz daha iyi gibi sanki. Şuradan girip balonla hemen alırız. Vallahi hava saldırısı için uygun şu an. Ben size söyleyeyim. Son bir hakkım kaldı. Bunu iyi değerlendirelim. Yine Sercan'ınkine yakın bir ordu olacak gibi. Yani skoru alacağız gibi arkadaşlar. Ama muhtemelen geçemeyeceğizdir. Şöyle hemen ordu kombinasyonumda değişikliğe gittim. Şöyle yapıyorum. Bir balon daha gelsin canlarım. Kaydet dedim. Saldır dedim. Haydi bakalım. Roketi hızlı bir şekilde indirmem lazım arkadaşlar. Şuradan atayım ki rokete hızlı bir iki tane balon takviyesi atacağım. Aha roket ayrı şu balonlar ayrılıyor ya aşırı tırt oluyorum ya. lan git vur işte. Bak iki, iki tane boştan hasar yiyeceğiz. Ha işte bu strateji budur arkadaşlar gördünüz mü? Şu an deli gibi temizlik yapa yapa geliyorum bakalım. Evet oradan bir tane minnoş minnoş x vuruyor bize ama bizi sıkıntıya sokacak radde de değil tabii ki dostlarım. Güzel. O x dönsem daha tatlı olmaz mıydı peki delikanlı? Sıkıntı yok. Lan güzel para kasacağız ha buradan ben size söyleyeyim arkadaşlar. Hadi artık o ikisi yayına dön. Çıldırtma beni. O kadar şeyimiz duruyor ha. İnsin arkadaşlar o. Evet şuradan bir balon takviyesi hızlı bir şekilde. Bir şey değil mi? Gayet güzel. Gayet güzel. Artık şuradan minyonlarımı gönderiyorum canlarım ben de sizin izninizle. Bir şey değil mi? Sercan'ı geçeceğiz galiba ha bu arada. Vallahi geçebiliriz canlarım. Bakalım. Kader kısmet meselesi bu işler biliyorsunuz arkadaşlar. Pek kafaya takmamak lazım. Ulan bu balon var ya balon bizim canımızı e, sıktı. Abi bir şey diyeyim mi? Çok güzel skor almadık mı? Şuradan gizli testere gönderiyorum iki tane. Şuradan iki tane de şuna göndereyim. Ulan bu alanı ettik ya. Balon atmasak daha tatlı olurdu. Ama bizim şeyin canı fulleniyor orada. Sıkıntı yok arkadaşlar. Allah! Sercan'ın rekorunu ramak kala geç geçemeyeceğiz size söyleyeyim canlarım. Çok az kalmıştı ama vallahi çok az kalmıştı. Ulan 2-3 tane minyon kalaydı bari arkada da temizlik yapaydık be. Hadi insin on. o. O inersit var ya. İyde, ah be. O indi. Hadi. Abi ucu ucuna ucu ucuna kaybedeceğiz inanmıyorum ya. Bir tane daha vur. Vallahi vurdu. Aha belediye binası da inecek oradan. Çok güzel skor aldık. Sercan da muhtemelen başa başızdır arkadaşlar şu anda. Geçemeyeceğiz galiba ama çok güzel skor aldık yine de. 5, 15k olduk vallahi Elime koluma sağlık. Abi Sercan'la şu an resmen e, kafa kafayız muhtemelen. Şuraları temizlersek belki geçeriz arkadaşlar. Mükemmel bir skor aldım. Şu ana kadar muhtemelen gelmiş geçmiş bizim klandaki en iyi skorlardan birisi olabilir. Hadi canlarım hadi şu 43 saniyede ne kadar temizlik yaparsanız o kadar kar. Valla normalde ben her hafta arkadaşlar birinci olan tebrik ediyorum. Sanırım bu hafta kendimi tebrik edeceğim. Çok güzel saldırdım. Va Adam, Bomba çıkacağın zamanı güzel. Mükemmel bir atlayış. Şimdi orada temizlendikten sonra arkadaşlar muhtemelen yüz e, altında oradan gelecek. Şu an için gayet iyi. Daha fazla temizlik yapabileceklerini düşünmüyorum ve çıkışımı yapıyorum buradan. Bakalım Sercan'ın rekorunu egale edebildik mi? Edemediysek bile muhtemelen ikinci sıradayız. Abi ikinci sıradayız ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani e, bir yeri bayağı iyi saldırmıştık. Saldırmaya değmez başka bir yere mi saldırsam acaba demiştim ya. Onu yapsaydık net bizdik arkadaşlar bu arada. Yine de aldığımız rekor ve Sercan'ın aldığı rekor gerçekten inanılmaz. Zaten üçüncüye bile fark attık arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz üzere. O yüzden tebrik'e her türlü değer yani. Bir tebrik mesajınızı alırım. Şimdi nereye basalım? Balonla gününde mi eksikliğimiz vardı bizim? Bakayım şöyle hemen. Şöyle bunlara Aa, hmm Peki. Şöyle çıkalım. Büyücü Vadisi'ne geçelim arkadaşlar. Şöyle düşük şeyleri onarmaya çalışacağım bir şekilde. 8K bas canımın içi. Sen de 8K'sın muhtemelen. Sana da bas gitsin. Gayet güzel bir skor yaptık. Vallahi 25 dakika oldu arkadaşlar. Normalde bir hesabım daha vardı ama videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Ee, oradan da saldırımı yapacağım. Şu anda zaten çok iyi bir şekilde skor elde ettiğimizi düşünüyorum gerçekten. Bakayım kaç tane binamız kaldı. Ee, bakıyorum 84. Muhtemelen arkadaşlar önümüzdeki... Ee, hafta sonu baskınlarını artık golem ocağında açmış oluruz. Öyle ümit ediyorum. Umarım da açarız. Ee, güzel güzel saldırılar patlatmaya devam ederiz arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Beğendiyseniz like atıp abone olup güzel güzel yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.